Aşağıdaki grafikte bir torbadaki topların sayısını renklere göre dağılımı verilmiştir. Baktığımızda işte sarı toptan 10 tane, kırmızı toptan 25 tane bu şekilde toplar var. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Öyleyse maddeleri teker teker inceleyelim. Torbada bulunan topların %25'i yeşildir. Öyleyse torbadaki bulunan topların hepsini toplamamız gerekir. Sarıdan 10 tane demiştik. Kırmızıdan 25 tane. Maviden 20 tane. Yeşilden 30 tane. Siyahtan 5 tane, mordan 5 tane, beyaza baktığımızda 25 tane. Hepsini bir toplayalım. Hepsini topladığımızda 5, 10, 15, 20, elde var 2, 4, 7, 8, 10, 12. Demek ki toplam 120 tane top var. Peki 120 tane topun %25'i nasıl bulunur? %25 demek zaten 4'te 1 demek değil mi? 25 ile sadeleştirirsek 100'ü. 120'nin 4'te 1'ini bulmalıyız. O da 30 tane yapmış oluyor. Peki yeşiller 30 tane mi? Evet, 30 tane. Demek ki torbada bulunan topların %25'i 30 tane yeşildir verir. Doğru. Mavi topların sayısı siyah ve mor topların sayısından %50 fazladır. Mavi topların sayısı kaç? 20. Şuraya yazalım maviye. Siyah ve morların toplamı kaç? Siyah artı mor. Morlar 5, siyah da 5, 10. Peki bu bundan %50 fazlasına mı eşit? Mavi topların sayısı, siyah ve mor topların sayısının %50 fazlası mıdır? Şöyle geri alayım o zaman. Siyah ve morların %50 fazlası maviye verir mi? Vermez. Çünkü onun %50'si demek 50 bölü 100'de çarp demek. Bu da zaten 5 tane yapar. Şöyle 50 ile 100 sadeleşirse. Dolayısıyla siyah ve morların %50 fazlası 15'i verir değil mi? 10 artı 5'ten 15'i verir. 20'yi vermez. O yüzden bu yanlış. Üçüncü ve son maddemiz sarı topların sayısı kırmızı topların sayısının %20'sine eşittir. Kırmızı topların sayısı 25'ti. 25'in %20'sini bulmak için 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Bunu da sadeleştirirsem aslında 5'te 1'ini bulacağım. 25'i de 5'e bölersem 5 çıktı. Sarı topların sayısı 5 mi peki? Hayır, 10. Kırmızıların %20'si 10'u vermiyor. Bu da yanlış. Öyleyse yalnız 1 doğru diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olmalı. Aşağıda bir şirkette çalışan 120 kadın ve 120 erkek ile yapılan bir ankette sorulan sorulardan biri verilmiştir. Hibrit arabalar mı yoksa elektrikli arabalar mı daha az maliyetlidir? Bu soruya ankete katılanlar hibrit, elektrikli ya da fikrim yok cevaplarından birini vermişlerdir. Aşağıda verilen cevapların dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir. 150 derece ile 165 dereceyi toplarsak 315 yapacaktır. O zaman fikrim yoka da 315, 45 derece kalır değil mi? Fikrim yok diyenlerin de merkez açısı 45 derece olursa bize 360'ı toplamda verir. Kadın çalışanların da %40'ı elektrikli cevabını verdiğine göre erkek çalışanların kaç tanesi elektrikli cevabını vermiştir? Şimdi çocuklar, toplam 240 kişi bu ankete katılmış. Yani biz bu 240 kişi 360 derecelik daire dilimiyle göstermişiz. 360 derece. Peki elektrikli cevabını verenler 165 dereceyle gösterildiğine göre acaba 165 derece kaç kişiye karşılık gelir deyip önce elektrikli cevabını verenlerin sayısını bulacağız. 360 derece 240 kişiye karşılık geliyorsa 165 derece kaç kişiye karşılık gelir? X'i bulabilmek için 240 ile 165 çarpılacak. Sonra 360'a bölünecek. Bununla bunu çarpacağız. Bununla bunu çarpacağız. Her iki tarafı 360'a böleceğiz. 120 ile sadeleştirirsek burası 2 olur, burası 3 olur. 165'i de 3'e bölersek 55 olacaktır. 55'i de 2'yi çarparsak demek ki 110 kişi elektrikli cevabını vermiş. Yani toplam kadın erkek 110 tane elektrikli cevabını veren kişi var. Peki kadınların %40'ı elektrikli cevabı verdiğine göre acaba 120 kadının %40'ı kaç kişi yapar? Yani kadınlardan kaç kişi elektrikli cevabını vermiş bunu bulabiliriz. Yukarıdaki 2 sıfır aşağıdaki 2 sıfırı sadeleştirirse 48 kişi elektrikli cevabını vermiş oluyor. O zaman toplam 110 kişiden 48'i bayanlarsa, kadınlarsa o zaman geriye kalanlar da erkekler olmuş olur. Erkeklerden elektrikli cevabını vermiş olanlar olur. Peki geriye kaç kişi kalmış oluyor? 62 kişi. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir mağazanın 6 gün boyunca kazandığı paranın bir önceki güne göre değişimi gösterilmiştir. Bu grafikte görülen
daire içerisindeki NM ifadesi m'inci günde kazanılan para miktarının n'inci günde kazanılan para miktarına göre eksiğini ya da fazlasını göstermektedir. Ha, şu ikinci yazdığı gün birinci yazdığı güne göre ne kadar fazla ne kadar eksik. Mesela şu grafiğe baktığımızda ikinci gün birinci günden 300 fazla. Ha, evet artma fazla. Ama üçüncü gün ikinci günden 200 eksik olmuş oluyor değil mi? Burada azalma var çünkü rengi kırmızı bunun. Ahmet'in 6 gün boyunca kazandığı toplam para 2700 TL olduğuna göre 3. gün kazandığı para kaç liradır diye sorulmuş. Öyleyse biz burada birinci günü bilmiyoruz ya, birinci güne x lira kazanmıştır deyip başlayalım. Birinci gün x lira kazanmış olsun. Şimdi ikinci günü değerlendirirken şu bilgiye göre bak. M'inci gün kazandığı para, n'inci gün kazandığı paradan ne kadar fazla, ne kadar eksik. Şimdi buraya bakıyoruz. İkinci gün kazandığı para, birinci gün kazandığı paradan 300 artmış. Yani o zaman buna ben x artı 300 lira derim. İkinci gün kazandığı paraya. Üçüncü gün kazandığı paraya bakıyorum. Üçüncü gün kazandığı para, ikinci gün kazandığı paraya göre 200 eksik. Yani bundan 200 TL çıkartacağım. O zaman x artı 100 lira olur. Dördüncü güne geçiyorum. Dördüncü gün kazandığı para, üçüncü günden 100 eksik. O zaman bu da x liraya düştü tekrar. Beşinci gün kazandığı paraya bakıyorum. Beşinci gün kazandığı para, dördüncü gün kazandığı paradan 600 fazla. O zaman x artı 600. Altıncı gün kazandığı para, beşinci gün kazandığı paradan da 500 fazla bakın değil mi? Altıncı gün, beşinci günden 500 fazla. Bu da x artı 1100 lira yapacaktır. 6 günü toplayalım ve 2700'e eşitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6x artı bir de şu 100, 1100, 1700, 1800, 2100 yapıyor. Toplam 2700 olmalıymış. Bu 2100 karşıya eksi 2100 olarak geçerse 600 kalır. Her iki tarafı da 6'ya bölersek o zaman 100 lira olmuş olur. X yani birinci gün kazandığı para. Bize üçüncü günü soruyor. Üçüncü gün ise 100 artı 100, 200 TL olacak. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Bir mağazada çalışan Ali, Berk, Can ve Demir isimli çalışanların yaptıkları bir günlük satış miktarları sırasıyla A, B, C ve D olmak üzere. Bu değerler arasında 2A eşittir 3B, o da eşittir 6C ve B artı C eşittir D bağıntıları vardır. Buna göre bu 4 çalışanın bir günlük satış miktarlarının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle böyle eşitlik sorularında 2A eşittir 3B, bu da eşittir 6C ise bunların hepsini öyle bir k'lı bir sayı eşitleyelim ki hem 2'ye bölünsün hem 3'e bölünsün hem 6'ya bölünsün. O da 6K olur. Eğer bunların 3'ünü de 6K'ya eşitlersek A'nın 3K olması gerekir ki 2 ile çarpıldığında 6K'yı versin. B'nin de 2K olması gerekir ki 3 ile çarpıldığında 6K'yı versin. C'nin de 1K olması gerekir ki 6 ile çarpıldığında 6K'yı versin. Şimdi A'yı, B'yi ve C'yi K cinsinden yani hepsini bir bilinmeyen cinsinden bulmuş olduk bu verilen bağıntıya göre. Şimdi bundan sonra K'yı bulabilmemiz için işte böyle bir bağıntı vermiş. Şimdi bunu kullanalım. Yani B ile C'nin toplamlarını getirip D'ye eşitleyelim bakalım. B neydi? 2K'ydı. Peki C neydi? 1K'ydı. Bunların toplamlarını D'ye eşitlersek, pardon buradan K'yı değil de D'yi bulabiliyoruz. D de 3K yapmış oluyor. Şimdi gelelim bunların hepsini daire grafiğinde göstermeye. Daire grafiğinde gösterirken bütün verilerin hepsi toplanır. Topluyorum hepsini. 6, 7, 8, 9K yapıyor hepsi. Sonra şöyle bir orantı kuruyoruz. Eğer 9K 360 dereceyle gösterilecekse, yani toplamlarını 360 dereceye eşitliyoruz. O zaman 1K'nın ne olması gerekir? Burada bir orantı kurarsak. Burası zaten 9'da 1'i. Bunu da 9'da 1'ini alırız. K'nın 40 derece olması gerekir. Eğer K 40 derece ise burada yerine yazdığımızda şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. 3 çarpı 40 demek ki A'nın merkez açısı 120 dereceyle gösterilecek. 2 çarpı 40 B'ninki 80 dereceyle gösterilecek. C 40 dereceyle gösterilecek. D de 3 çarpı 40'tan 120 dereceyle gösterilecek. Şimdi şıklara baktığımızda 120 olan var. 2 tane 120 olan var bakın şu ve şu. Ali ile kim bu olmuş oluyor? Ali ile Demir. Evet A ve D.
Sonra biri de 80. O da zaten B olmuş oluyor. Berk. Geriye de zaten ne kalmış oluyor? Toplam 360 olması gerekiyor ya. Geriye de 40 kalmış oluyor. Bunları topladığımızda 120, 120, 120, 360'ı veriyor. Yani cevabımız A seçeneği olmalı.